her zaman ve her yerde. Her şey Türkiye için, dualarımız, hayallerimiz, göz bebeğimiz, o başkanımız. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da mitingde konuşuyor. Dün İzmir mitinginin ardından bugün de Ankara'da başkent Millet Bahçesi'nde miting gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mitinge yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman mitinge olan katılım drone kameralarıyla da ekranlarınıza geliyor. Dün İzmir mitingindeydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İzmir'de bir miting gerçekleştirdi. Artık Türkiye'nin seçimine 13 gün kaldı. Bugün de Ankara'da başkent Millet Bahçesi'nde bir miting yapıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yoğun bir katılım var o mitinge.
Başımızın tacı, kıymetli hanımefendiler. Geleceğimizin teminatı, kıymetli gençler. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milli mücadelenin karargahı, istiklalimizin ve istikbalimizin başkenti Ankara'nın tüm seymenlerine, gazilerine, yiğitlerine buradan selamlarımı gönderiyorum. Şu muhteşem katılım Allah'a hamdolsun. Dün İzmir'de böyleydi. Aynı şekilde İstanbul Teknofest yine böyleydi. Yüz binler geliyor. Sandığa yürüyor yüz binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. 14 Mayıs hazır mıyız? Sandıkları o gümbür gümbür patlatmaya var mıyız? Burası sıradan bir yer değil. Hacı Bayram'ın, Hüseyin Gazi'nin, Semerkandi Hazretleri'nin, Bünyamin Ayaşi'nin, Tapduk Emre'nin şehri Ankara'nın tüm ilçelerine, tüm mahallelerine buradan sevgilerimi iletiyorum. Ata ocağım Rize ise, doğup büyüdüğüm şehir İstanbul'sa, ülkeme ve milletime şanla, şerefle, gururla, aşkla hizmet ettiğim yer de Ankara'dır. Ankara'nın havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini yiyen, şehrine ve ülkesine buradan hizmet eden herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bu şehir ki gönül sultanının ifadesiyle fiziki yapısını oluşturan taş ve toprak arasında ruhunu oluşturan insanın da şekillendiği medeniyet pınarının menbaı olan yerdir. Ankara'yı ancak bu şehrin mana sırrını erenler anlayabilir, sevebilir, kucaklayabilir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak Bozkır'ın ortasındaki bu şehri, taşı, toprağı, insanı, her şeyiyle seviyoruz. Rabbime, bana Ankaralılar gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, kader arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın tüm kadir şinas insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Gençler, ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Bütün muhataplarımıza, bütün gençlerimize 14 Mayıs için hazır olu hatırlatıyorsunuz değil mi? Hanım kardeşlerim, sizler de aynı şekilde kapı kapı dolaşıyorsunuz değil mi? Bütün muhataplarınıza 14 Mayıs'ın önemini anlatıyorsunuz değil mi? Bu Bay Bay Kemal'in de ne olduğunu herhalde anlatıyorsunuz. Bunun nedenli yalancı olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Şimdi gelirken bir billboard gördüm. Ne diyor biliyor musunuz? Ankara daha iyi hizmete layık diyor. Dün baktım İzmir'de de Bay Bay Kemal billboard'a onu yazmış. İzmir'e iyi hizmete geliyoruz diyor. İstanbul aynı şeyi söylüyor. Ya 4 yıldır İstanbul'da ne yaptınız? Ankara'da 4 yıldır ne yaptınız? Aynı şekilde İzmir'de bir yağmur görmesin. Çamur, çukur alıyor başını götürüyor. Öyle mi? Ankara'da da öyle değil mi? Bunların 3 tane tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız
Üç kelime yeter. Çöp, çukur, çamur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman ben de İstanbul'u böyle tanıdım. Çöp, çukur, çamur. Ve İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından kurtardık. Çukurlardan kurtardık. Çamurlardan kurtardık. Hepsini geç. Susuzluktan kurtardık. Susuzluktan. Ankara'da susuz değil miydi? Burada da yine Melih kardeşimin gayretleriyle Ankara'yı da susuzluktan kurtardık. Bunları biliyorsunuz. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart. Çünkü hafızayı beşer unutmayın, nisyan ile malüldür. Onun için de ya zaten söyledik biliyorlar, gene söyle. Gene söyle, unutuyorlar. Bunları hatırlatalım. Şu Ankara'da başkentin havalimanını yapan kim? Bunlar mı yaptı? Hayır, biz. Havalimanı Ankara arasındaki şu güzelim yolları kim yaptı? Değil mi? Heh. Yaparsa o kadar. Bütün şu Ankara'daki metroları kim yaptı? İstanbul öyle değil mi? İzmir öyle değil mi? Kardeşlerim, bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdir biliyor musunuz? Bay Bay Kemal. Eğer yalan dersi almak istiyorsanız Bay Bay Kemal'in yazıhanesine müracaat edin. Onu çok iyi bilir. Fakat 14 Mayıs'ta inşallah benim milletim bunları siyasi mevta yapacak. Hazır mıyız buna? Ana kademe hazır mıyız? Sandıklara sahip çıkacağız. Ve her bir kardeşim sandığa muhakkak yanında en az bir 10 tane arkadaşını da alacak götürecek. Tamam? Anlaştık. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız malum rahatsızlık sebebiyle dünyanın ve ülkemizin dört bir yanı gibi Ankara'nın her mahallesinden, her hanesinden yükselen dualara layık olmaya çalışıyoruz. Ne diyor üstad? Üstad ne diyor? Kırılır da bir gün bütün dişler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkımız bizim. Gideriz. Nur yolu izde gideriz. Taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Evet. Bir gün akşam olup gittiğimizde dudaklarda bizim Ankara ile birlikte yazdığımız 21 yıllık hikayemiz kalacak. Gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye 100 yılı hayalimiz kalacak. Biz ilhamımızı hep tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen, nice zaferler kazanan bu şehirden aldık. Ankara milli mücadelede düşman toplarının sesleri buradan duyulurken bile asla korkmadı, diz çökmedi. Ankara milletimizin demokrasi,
hak, özgürlük, kalkınma yolunda verdiği mücadelenin her safhasında safını milli iradeden yana belirledi. Bunun için Ankara ne vesayete, ne darbeye, ne teröre teslim oldu. 15 Temmuz gecesini hatırlayın. Şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar helikopter gezerken şehrin sokaklarını namlularından ateş püsküren tanklar ezerken Ankara dimdik ayakta durdu. Gölbaşı'ndaki özel harekattan meclis kavşağına, emniyet binasından külliyeye kadar Ankara'nın her yeri özgürlüğü ve geleceği için direndi. Kimdi bunlar? FETÖ. Şimdi bu FETÖ, bunun avanesi, bu alçağın avanesi kimlerle beraber? Bay Bay Kemal'le beraber. Bunların yanında başka kimler var? İp var. Kim var? İşte malum o yavrucuklar var. Beraber. Önceleri almamışlardı. Sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. O da yetmedi. İki tane de belediye başkanı aldılar yanlarına. Ankara, İstanbul. Önce altılı masaydı. Sonra yedili oldu. Şimdi dokuzlu masa oldu. Bay bay Kemal. O da yetmeyecek size. Sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var, millet. Bizim yanımızda cumhur var, cumhur. Cumhuru yanına alamayan avucunu yalar. Hamdolsun. Hüseyin Gazi Tepesi'nin Elma Dağı'nın arkasından güneşin ilk ışıkları şehri aydınlatırken milletimiz de şehitleri ve gazilerinin omuzlarında istiklal meşalesini yükseltmişti. Daha öncesinde Ankara PKK terör örgütü tarafından düzenlenen kanlı saldırılarla sindirilmek istenmişti. Güven Park'ta, Anafartalar'da, Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen alçak saldırıların amacı bu şehrin azmini ve direncini kırmaktı. Ankara bu saldırılarda can verdi. Bedel ödedi. Ama pes etmedi. Alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu da bozan yine Ankara oldu, Ankara. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var. FETÖ'nün Ankara'yı bombalayan eli kanlı katillerini cezaevlerinden çıkartıp aramıza gönderme sözü verenler var. Devleti yeniden FETÖ'nün kamudan temizlediğimiz mensuplarına teslim etme sözü veriyorlar. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Kardeşlerim, şimdi gelin bize öyle bir söz verin ki artık bunların herhangi bir umudu da kalmasın. Ne diyorum? Diyarbakır'da Yasin bölüleri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp 51 tane Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor? Selo'yu diyor, çıkaracağız. Geçen günü bir bozuntu var Garo diye. O Garo bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş. Demiş ki şimdi nasıl olsa çıkacağım. Çıktıktan sonra Öcalan'ı ziyaret edeceğim.
ve ziyaretimle birlikte de ondan bu görevi devralacağım. Yani düşünün şimdi oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek ve öyleyse çok çalışacağız. Yani biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne selo çıkabilir, ne de affedersiniz o evlat yavru katili çıkabilir. Çıkamaz. Cezasını çekecek. Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki bu şehrin onlarca insanının kanına girmiş PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bunların içerisinde Bay Bay Kemal var. Meral Hanım var. HDP var. Öbür tarafta bakıyorsunuz Davutoğlu'su var. Bebecan'ı var. Bakıyorsunuz daha ne söyleyeyim yani Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları yani onları zaten burada kalkıp da bu masanın etrafına almak ayrı bir dert. Konuşmak bile yersiz. Onlar da var. Fakat ben bir yere inanıyorum. Önce Allah'a, sonra milletime. Cumhur İttifakı gümbür gümbür geliyor mu? İşte gördüğünüz gibi her yerde mitinglerimiz gerçekten başarılı bir şekilde yürüyor. Ve her tarafta bir Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği var. Bunların ülkeye ve millete olan düşmanlıkları sebebiyle kamudan attığımız tüm terör yandaşlarını yeniden devlete dolduracaklarını açıkça ilan ederler. Avucunuzu yalayacaksınız, avucunuzu! Şimdi sormak lazım. Bay Bay Kemal, sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil'den. Ne diyor Kandil? Biz artık Bay Bay Kemal'i destekliyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi ben de diyorum ki söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Öyleyse çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Şöyle açın bakalım ya bir okuyalım. Reis, bizim sana olan sevgimiz dünyalara bedel. Benim de size olan sevgim aynen dünyalara bedel. Dünyanın dört bir yanındaki PKK'lılar, FETÖ'cüler, envai çeşit terör örgütü tüm güçleriyle 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'e destek veriyor değil mi? Bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak Bay Bay Kemal için oy dileniyor. Türkiye yüzyılının önünü kesmek isteyen küreselcisinden tefecisine herkes de bunların yanında yerini aldı. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Ekonomiden zerre kadar anlayanlar şöyle bir düşünsün. Ne diyor Bay Bay Kemal? Londra'dan
300 milyar dolar getirecekmiş. İnanıyor musunuz? Ya şu anda sen bir defa hangi görevdesin? Hangi kademedesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Değil mi? Ya o ayrı bir konu. Herhalde bunlar daha önce getirdikleri esrar, eroin vesaire bunları göndermişler ki şimdi bunların bedelini geri döndürme gibi bir gayreti var. Daha önce böyle bir şeyi iftirayı yaptı ya. Şimdi kardeşlerim, olmayan bir şey vaat edilmez ve gelmez. Ama bu diyorum ya, yalan bunda irtifa kesbetmiş. Nasıl olsa bunun ödemesi yok. Söyle söyleyebildiğin kadar yalanı. Bu da bunu yapıyor. Şimdi bu 300 milyar doların hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız? Bu yalanın hesabını sormaya var mıyız? Ya yurt dışında zerre kadar eli kalem tutan böyle bir şeye inanmaz. E peki yurt içinde eli kalem tutanın buna inanması mümkün mü? Kardeşlerim, Türkiye düşmanı kim varsa hepsi umudunu nereye bağlamış biliyor musunuz? Bay bay Kemal'e. Şimdi soruyorum sizlere. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in varisi Ankara bu sinsi tezgaha, bu kirli hesaba eyvallah eder mi? Milli mücadelenin şehri Ankara, itfaiye meydanındaki eskicilerin bile tenezzül etmeyeceği bu bayat senaryoya itibar eder mi? 15 Temmuz direnişinin kahraman şehri Ankara iradesini terör örgütlerine yancı yazılan bu mankurtlara teslim eder mi? Türkiye yüzyılının lokomotifi Ankara evlatlarının geleceğini bu yıkım ekibine bırakır mı? Son devletimiz, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara kaderini bu siyasi ve ekonomik mandacıların eline bırakır mı? Şehitleri ve gazileriyle iftihar eden Ankara hangi sebeple olursa olsun onların ruhunu, hatırasını incitecek bir adım atar mı? Peki Ankara'ya ne yakışır? Ankara'ya Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak yakışır mı? Ankara'ya 21 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye yüzyılını inşa etmek yakışır mı? Ankara'ya yarım kalan işleri tamamlamak için yola çıkanlara yoldaş olmak yakışır mı? Ankara'ya milletimizi hayallerine kavuşturacak Şahlanaş döneminin öncülüğünü yapmak yakışır mı? Ankara'ya Cumhur İttifakı ile birlikte olmak, Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinin yanında yer almak yakışır mı? İşte bunun için 14 Mayıs'ta Ankara'dan rekor bir destek bekliyoruz. Ankara'nın sandıkları patlatacak oy oranlarıyla yine tercihini Türkiye yüzyılından yana yapacağına ben inanıyorum. Siz de inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim, ülkeye ve millete hizmet etmek hep söylediğimiz gibi bir gönül işidir, bir nasip işidir, bir aşk işidir, aşk. Biliyorsunuz, aşk ile koşan yorulmaz. Biz geldiğimiz tüm makamlarda bu anlayışla hareket ettik. Ya bu adamın bir referansı var mı? Yalandan başka. Ne yaptın sen ya? SSK'nın genel müdürü oldu.
SSK'yı batırdı. Şimdi bu arada çok heyecanlanmış, kendini Maliye Bakanı ilan etti. İzlediniz mi? Zavallı. Ondan sonra Kurt Çepe dedi geldi, görevi şey yaptı filan. Ya sen maliyede bir memurdun, hiçbir zaman bakan makan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun? Başka çaresi yok. Gelebildiği tek yer memurluktu. Bununla da memur kardeşlerimi aşağılamıyorum ha. Onlar ondan çok daha yükseklerdi. E şimdi buna bu hesabı verelim. Şimdi ne yaptı bu? İşte yanına oy alabilmek için her birine birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ederek, bunun adı rüşvettir ha, hepsine birer rüşvet ve bu rüşvetle beraber de onların da oylarını almak. Şimdi ben soruyorum, bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Bu milletin sandıkta omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun hakkını biz en güzel şekilde vermeye çalıştık. Zorluklarla karşılaşsak da şikayet etmedik. Asla bahanelere sarılmadık. Kardeşlerim, eğitimde reformları yaptık mı? Biraz sonra geleceğim. Vatandaşa meydanlarda verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan, üzerine beton dökenlerden hiçbir zaman olmadık. Laf yerine iş ürettik. Reklam yerine hizmet yaptık. İhtiras peşinde değil, ülkemize icraat peşinde koştuk. Milletimiz de bizim samimiyetimizi gördü. Mücadelemizi takdir etti. Siyasi hayatımız boyunca duasıyla, desteğiyle bize hep sahip çıktı. Bolu tünelini unutmayın. Bolu Tüneli ile ilgili ne diyorlardı? Burayı patates deposu mu yapalım? Doğalgaz deposu mu yapalım? Hep öyle demediler mi? Kimin dönemiydi bunlar? İşte CHP'nin dönemleriydi. Biz geldik dedik ki hayır. Ne patates deposu, ne doğalgaz deposu. Biz bu tüneli açacağız ve buradan karda, kışta benim vatandaşımın o çektiği çileyi sona erdireceğiz. Yaptık mı? Bolu'da tünelini böylece açtık mı? Yaparsa? Sadece bunları anlatın. Ne yaptıysak onu anlatın. Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışmak isteyen herkese hodri meydan diyoruz. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Olay bu. Çünkü biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Ama bugün karşımızda maalesef bambaşka bir manzara var. Ortada elle tutulur hiçbir eserleri olmayanlar, referansı olmayanlar, sağda solda dolanıp akıllarına ne gelirse öfüyorlar. Bunca zamandır bu kadar seçime girdi bu adam. Hangisinden bir netice aldı? Yok. Bir durdu. Bunca yıldır ülke ve şehirlerine hizmet etmeyi öğrenemediler. İşte Ankara'ya iyi günler diyor. Ya Ankara'ya iyi günler 4 yıldır yapmadınız da bundan sonra mı ne yapacaksınız? İstanbul'a ne yaptınız? Yağmurda, çamurda İstanbul'u sel aldı götürdü. İzmir'i sel aldı götürdü. Ne yaptınız? Yok bir şey. İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor. İstanbul'u Halici biz o kokudan kurtardık. Bu geldi ne yaptı? Yine rezil etti. Yapamazlar. Bunların işi değil. Bunların eline Bay Bay Kemal'e özellikle söylüyorum. 5 tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelir.
kaybedip gelir. Ankara keçisi çok kıymetli. Bunlara teslim edilmez ha. Hele Haymanalı, sakın bunlara böyle bir şeyi teslim etmeyin. Ama maşallah uğraşıp didinerek güç bela iki ayda elleriyle kalp yapmayı bunlar becerir. O kadar. Ama size demiyorum ha. Size demiyorum. Onlar çünkü kalp yapmayı da bilmezler. Milletin kendilerine güvenmediğini, ülkeyi teslim etmeyeceğini gördükleri için gerginlikte her gün biraz daha artıyor. Kimlerle ittifak kurduklarını gizlemek, bu ittifaklar için kimlere ne vaat ettiklerini gözden kaçırmak için her zaman yaptıkları gibi yalana ve iftiraya sarılıyorlar. Şimdi tutturmuş İstanbul Atatürk Havalimanı'nı Ankara'da, Amerika'daki bir gruba vereceklermiş. Türkler, Amerikalı bir şirketin sahipleri. Ya onlarla ben görüştüm. Onlar bana geldiler Amerika'ya gittiğimde. Dedim ya gelin, yeter ki yatırım yapmak isteyin. Siz böyle bir yatırım yapmak isterseniz kapımız açık. Hele hele yatırımcı için. Sonuna kadar kapılarımız açık. O gün bugündür o zamanlar başbakanım. Hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç bu işi geç. Şimdi takmış Teknofest'te onunla ilgili konuşuyor. Her önüne gelen biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. İşte Teknofest dün Atatürk Havalimanı'nda 360 bin kişi. Bir önceki gün 240 bin kişiyle toplandı. Büyük ihtimalle bugün de yine en az o kadar kişiyle toplanacaklar. Ve gelenler gençlik. Bu milletin elinden siz Teknofest'i alamazsınız. İHA'ları alamazsınız. SİHA'ları alamazsınız. Akıncıları alamazsınız. Alamayacaksınız. Kızıl Elma'yı hiç alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar, suyla. Siz ne zannediyorsunuz ya? Bu çocuk oyuncağı mı? Buralara öyle kolay gelmedik. Kolay gelinmedi. Hiçbir insanımız ülkesinin 21 yıllık kazanımlarının tehlikeye düşmesini istemez. Demokrasi ve kalkınma atılımlarının yarım kalmasını istemez. Evladının geleceğinin belirsizliğe gömülmesini istemez. Güvenlik endişesine kapıldığı günlere geri dönmek istemez. İşçinin, emeklinin, memurun ay başında maaşını alıp almayacağını bilmediği dönemleri tekrar yaşamak istemez. Ya memurlarımızın CHP'nin yönetimi döneminde maaş almadığı günleri hatırlıyor muyuz? Daktilo makinalarının başbakanlık önüne atıldığı günleri hatırlıyoruz değil mi? Bay Bay Kemal, bize ne anlatıyorsun ya? Öyle saf saf Savaş Ayın programında öyle oturuyorsun köşede. Ah benim garip Anadolu insanım. Gelmiş hastaneye. Hastane rezillik. Ve o hastanelerde o serumların hali, o tuvaletlerin hali ne rezillikti. Şimdi size ben onu bir izletmek istiyorum. Bir izleteyim. Bir görün. Savaş ayı da rahmetli analım. Ama bunda yüz yok yalnız daha söyleyeyim. İstediği kadar izlesin. Evet. Thank you.
Şimdi Ankara'da miting devam ediyor. Birazdan bir video gösterimi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da açıklamalarına devam ediyor. Maalesef yine bir teknik arıza. Ama zaten sizler konuyu gayet iyi biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Biz Türkiye yüzyılını hayal ediyoruz. Onlar siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasi zayıf, bölgesinde dışlanan, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor. Ankara'daki başkent millet bahçesini kime söz verdiklerini bilmiyoruz. Herhalde yakında onu da açıklarlar. Yani burası. Kim yaptı burayı? Bunlar yapmayı bilmez. Ama yağmalamayı, yıkmayı, istismar etmeyi çok iyi bilir. Milli mücadele döneminde her birinin istikameti başka bir ülkeye özellikle bakan teali cemiyetlerini, muhiban cemiyetlerini tarihe gömen Ankara 14 Mayıs'ta inşallah bunları da aynı adrese postalayacak. Buradan en çok da CHP ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bay bay Kemal. CHP'yi öyle bir hale getirdi ki bu parti kurucusu olduğu cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi. Ya sana kim dedi Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa. Ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP ile hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. CHP'nin arkasına takılıp giden diğer partilerdeki kardeşlerimiz için de aynı durum söz konusu. Aynı ittifaka mensup birilerinin her gün millete, vatana, bayrağa, ezana, kısaca can feda edilecek değerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek? Hadi şimdi sineye çekiyorlar. Allah göstermesin. Yarın öbür gün devletin tüm kurumları bunlara teslim edildiğinde ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler? Onun için buradan soruyorum. Hazır mıyız? Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Hatta bu dokuzlu masaya emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Şimdi buradan hanım kardeşlerime sesleniyorum. Hanımlar, bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse, verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşlerim, önüne 5 keçi katsanız, akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşlerim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz?
Emekli kardeşlerim, oturduğunuz apartmana yönetici olarak seçmeyeceğiniz birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Evet, işte tüm bunlar için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Kardeşlerim, teknik arıza gidilmiş. Hadi bakalım. Kardeşim, ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin, hastane. Sana hastane demişler. Ok maydanoz sosuna çikolata hastane demişler kardeşim. Böyle bir insan taşınmaz. Nasıl olmuyor? Eyüp, şurada sedye çekelim sen arkadaşım. Sedye getirir misin? Ya psikopat bile olsa bunu böyle yapamayız abiciğim. Ne yapacağız? Bayıldı insan, niye bir ne bayılması? Sayın Müdür, bilmiyorum siz alışkın mısınız bu tür manzaralara ama biz aslında alışkın olsak bile, yadırgamasak bile yadırgamayışımızı yadırgar bir hale geldik. Yok, hayır, yadırgadım, doğru değil. Her yurttaşın hastaneye gitme özgürlüğü var. Kişi sigortalı olur veya olmaz. O saatte tabii acil servise geldiği zaman normalde hekim arkadaşlarımızın bakması gerekiyor. Türkiye'deki sağlık sorununu SSK ile özdeşleştirip sadece bu sorunların SSK'da olduğunu söylemek de doğru değil. Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok yani bunlar 10 sene öncesi için falan böyle bir şey söz yoktu, ama yoktu. Giderek bakın görece olarak bir düzelme var. Düzelmemekte ayak direyen hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum. Çünkü gördüğüm şeyleri söylüyorum. Ve oradaki işleyişten dolayı düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri. 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi. Çünkü 10 yıl önce İstanbul'da 10 bin yatak kapasitesi var ise 10 yıl sonra yine 10 bin yatak kapasitesi var. Ama İstanbul'un nüfusu 4'e 5'e 6'ya katlandı. Şikayetçi misiniz bunlar? Elbette şikayetçiyiz. Şikayetçi misiniz bunlar? Elbette şikayetçiyiz. SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz kurum başında genel müdürsünüz efendim. Elbette şikayetçi olacağız. Çok kalabalık oluyor oğlum, kuruyor. Yetiştiremiyoruz bile. Vallahi billahi 10 bini veriyorum, bu da hasta oluyorum ben. Yukarısı çok güzel bitiriyor her şeyi. Hiç bizi düşünen yok ki şu vaziyette. Yıldız Kursa'dan da bana idare vermiyorsun be. 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer be. Şimdi, ya böyle birisine bir SSK'yı idare edemeyen bu zavallıya ya bu ülke teslim edilebilir mi? Ya şurada sağlıkta bizim neler yaptığımızı biliyorsunuz değil mi? Sadece şu Ankara'da herhalde bir Etlik, bir Bilkent bunun bütün bu dediklerine yeter de artar bile. İstanbul'da bir Çamsakura, bir havalimanındaki Murat Dilmener, bir karşı tarafta Anadolu yakasında Pakize Öz, bunlar birer şehir hastanesi. Ve bunların hepsi birbirinden güzel. Ve Avrupa'dan, her yerden buralara ne geliyor? Hasta geliyor. Bu keyfinden değil, bütün bu hastanelerin modern oluşundan geliyor. Buralara kolay gelmedik. Buralara evet bir başarı ortaya koyarak geldik. Ve Türkiye'nin genelinde şu anda 20 tane şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin neredeyse olmadığı ilimiz yok. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Varsın devlet olmasın. Ama benim halkımın tek nefesi her şeye bedel. İşte biz bunları başardık. Eğitimde başardık. Sağlıkta başardık. Ve eğitimde 76 üniversiteyle başladık. Ama şu anda Türkiye genelinde 208 üniversitemiz var. Üniversite olmayan ilimiz yok. Kardeşlerim,
Bunlar neyi neyle yapacak ya? Yapamazlar. Bu bir dert, dert. Derdi olmayandan bir şey olmaz. Şurada şimdi geliyorum. Kardeşlerim, ülkemizin 81 vilayeti gibi Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın da hangi ihmalleri yaşadığını biliyorsunuz. Bunun için 21 yıldır diğer şehirlerimizle birlikte Ankara'mızı da geliştirmek, kalkındırmak, güzelleştirmek, insanımızın hayat kalitesini yükseltmek için çalıştık, çabaladık. Ankara'ya, buraya dikkat edin, hesabı sorun. Son 21 yılda 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Dikkat edin, 605 milyar liralık. Ya bunlar böyle bir şey yapabilir mi? Eğitimde 24.227 adet derslik kazandırdık. Ankara'mızda 4'ü devlet olmak üzere 12 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 25.648 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda 110 spor tesisi kazandırdık. Sosyal yardımlarda 12 milyar lira tutarında kaynakla başkentimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekledik. Sağlıkta 10.382 yataklı 45 hastane ile birlikte 160 adet sağlık tesisi inşa ettik. Değerli kardeşlerim, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerimiz sadece Ankara'nın değil, ülkemizin en büyük, en modern hastaneleri olarak hizmet veriyorlar. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla 95 bin konut uygulamasını hayata geçirdik. Şimdi de Ankara'ya ilk evimle 18.450 yeni konut inşa edecek, ilk iş yerimle 1000 iş yeri yapacak, ilk arsamla 100 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz. Kentsel dönüşümle 40 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Ankara'daki 43 millet bahçesi projemizden 12'sini tamamladık. Kalanları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ulaştırmada şehrimizin bölünmüş yol uzunluğunu 721 kilometre ilaveyle 1187 kilometreye çıkardık. Ankara'yı hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a bağladık. Bunu biz yaptık. Bunlar böyle bir şey yapabilir mi? Bizden önce bunlar niye böyle bir şey yapmadı? Geçtiğimiz hafta Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren hattını da hizmete sunduk. Şimdi bu masanın etrafındakilerden bir tanesi Sivas'a yüksek hızlı trene ne ihtiyaç var dedi. Hey Allah'ım yarabbim. Şimdi o da masanın etrafında. Onun diğerlerinden bir fark olabilir mi? Yahu siz isteseniz de, istemeseniz de. Hani bunlar Atatürkçüyüz diyorlar ya. Yani Gazi ne diyordu? Demir ağlarla ördük diyordu, değil mi? Demir ağlarla şimdi biz örüyoruz biz. Türkiye'yi biz örüyoruz. Mayıs ayı sonuna kadar vatandaşlarımız bu hatta ücretsiz seyahat edebilecek. Mayıs ayı sonuna kadar. İnşası süren Ankara, İzmir yüksek hızlı tren hattını 2025'te hizmete açmayı hedefliyoruz. Yapımı ve projesi devam eden hatlar tamamlandığında Ankara tüm Türkiye'nin hızlı tren merkezi haline gelecek. Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için
Başkent rayı, Batıkent, Sincan metrosunu, Kızılay Çayyolu metrosunu, Keçiören Kızılay metrosunu hizmete aldık. Nerede? Hani nerede büyükşehir? O yapması gerekirdi bunları. Niye yapmadı? Yapmaz. Yapamaz. Onların bu tür işlerle alakası yok. Bay Bay Kemal, söyle de gitsin o biraz soğan patates üretsin. Keçiören, Esenboğa, Yıldırım Bayezid Üniversitesi metro hattının projesini tamamladık. Yakında ihalesine çıkıyoruz. Esenboğa Havalimanı ile Kızılay'ı birbirine bağlayacak olan bu metro hattını 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Sincan metrosuyla Çayyolu metrosunu da birleştirmeyi planlıyoruz. Tarım ve ormanda 26 baraj, 2 içme suyu tesisi, 33 sulama tesisi, 11 arazi toplulaştırma, 76 taşkın koruma tesisi, 11 gölet, 1 atık su arıtma tesisi, 2 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Bak ben vaatten bahsetmiyorum. Yaptıklarımızı anlatıyorum. Bay bay Kemal. Ey benim milletim. Bu anlattıklarımı siz de bilmeyenlere anlatın. Ben dik değil miyim şu anda? Çiftçilerimize toplam 6,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Ankara son 21 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla savunma sanayinin de nesi oldu? Başkenti oldu. Geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan savunma sanayimizin yaklaşık yarısının üretimini neresi yapıyor? Ankara. Enerjide nüfusunun %98'inin doğalgaz imkanından faydalandığı Ankara'da bütün ilçelere doğalgaz arzını sağladık. Karadeniz gazının müjdesini milletimizle paylaşmak için konutlardaki bir ay boyunca tüm tüketimi, bir yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma tüketimini ücretsiz yaptık. Yaparsa çıkardık mı doğalgazı? Hala inanmıyorlar. O Bebecan çıkmış diyor ki nerede? Eline diline dursun. Allah göz varmış görmüyor. Kulak vermiş duymuyor. Niye? Kalp mühürlü. Bak her şeyiyle bunu göstere göstere yaptık. Kültür ve sanatta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ni, Millet Kütüphanemizi hayata geçirdik. Ne kadar özetlersek özetleyelim, Ankara'ya yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. İnşallah 14 Mayıs'ta Ankara ile birlikte Türkiye 100 yılının müjdesini tüm dünyaya ilan edecek, gençlerimize bırakacağımız bu en büyük mirasa gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bunun için Ankara'ya çok önemli görev düşüyor. Hazır mısınız? Ankara 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Ankara 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Şimdi devam ediyoruz ve noktalıyoruz. Çünkü Kandil'dekiler bizim bu inancımıza inanmazlar. Nedir o?
Hep beraber. Kandillekilerin bayrağı var mı? Onların paçavrası var. Ama onların uzantıları da aynı noktada. Değil mi? Bunlara dersi nerede vereceğiz? Sandıkta vereceğiz. Bunların bayrağı yok. Bunların ezanı yok. Bunlara dersi bizim orada vermemiz lazım. Öyleyse öyle bir haykıralım ki Kandil de duysun. Onların uzantıları da duysun. Tek bayrak. Tek millet. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Durmuyoruz. Çok çalışıyoruz. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendiyi sahneye arz ediyoruz. Ve Ankara İl Başkanımızın günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdimi olacak. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz lise yıllarında bu albümle büyüdük. Bu albümümüz şu anda NFT'ye, Metaverse'e çevirdik. Burada da dijital dünyada, Metaverse'de ve aynı zamanda hanımefendiyle topla giderken ismini de hazırladık. İnşallah daha güzel zaferlerimiz.